31 Mart'a doğru Cumhur İttifakı zayıflıyor, anayasal kriz derinleşiyor. Dolayısıyla hükümetin başı zorda. Yıllardır bu mevcut ortağından kurtulmaya çalışıyor ama onun için işler daha da sarpa sarıyor. Bir yandan anayasayı değiştirmeye mecbur ama bir anayasa ittifakı kuramadı. O ittifakı kurabilmesi için ona zaman ve huzur lazım. Yani siyasetsiz, grevsiz, eylemsiz bir Türkiye lazım. Yerel seçimlere de belediyeleri kazanmaktan ziyade bu zamanı kazanmak için giriyor aslında. Amacı emekçileri teslim almak, ortalığı süt limana çevirmek. Ama biz hükümetten kurtulacağız diyorsak eğer ona bu zamanı tanımayacağız tabii ki. Ona can simidi atmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri bu noktada diğer seçimlerden farklı bir yerde duruyor. Bugün hükümetin kötü bir kopyası olan düzen muhalefeti de bu seçimi 2023'ün bir rövanşı, 2028'in de bir provası şeklinde göstererek emekçileri peşine dizmek istiyor. Kaybetmeye mahkum stratejisini bir kez daha dayatmaya hazırlanıyor. Ama İstanbul'un düzen partilerinden bağımsız bir adaya ihtiyacı var. Bugün bu adayı göstermemek demek, 2028'e kadar evde oturulacağını ilan etmek demek. Erdoğan'ın dördüncü kez adaylığına bugünden göz yummak, bugünden teslim olmak demek. Hükümetin bu planları karşısında bizim beklemeye hiç niyetimiz yok. Emperyalistlerin işbirlikçilerinin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. O yüzden İstanbul seçimlerinde bir tarafız. Hangi tarafız? NATO'cuların değil, 6. filoyu denize dökenlerin tarafındayız. İsrail'in ticari ortaklarının değil, Siyonizmin düşmanlarının tarafındayız. Kayyumların değil, Gülten Kışanakların, Selçuk Mızraklıların tarafındayız. Söze tek din, tek millet diye başlayanların değil, Alevilerin, Kürtlerin demokratik haklarının tarafındayız. Deprem vurguncularının, müteahhitlerin değil, 6 Şubat'ın hesabını soracak olanların tarafındayız. Sermayenin değil, emekçilerin tarafındayız. Pusula'da biz de varız. Ben Tunahan, Pendik'ten bir işçi ailesinden geliyorum. Bugün sayısız sınıf kardeşim gibi hem öğrenciyim hem de bir sayım işçisiyim. Sınıf mücadelesi içerisindeki komünistlerden biriyim. Düzen partilerinden bağımsız bir aday olma sorumluluğunu üstlenen birisi çıkmadığı için bu sorumluluğu ben üstleneceğim. 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde adayım.